Çocuklar, Türkçe dersimize hoş geldiniz. Konumuz tek başına anlamı olmayan sözcükler. Hazırsanız başlayalım. Bazı sözcüklerin tek başına anlamı yoktur. Cümlede anlam kazanır. Yazdığım cümlelere birlikte bakalım. Kırmızı kalem ile yazılanların tek başına anlamı yok çocuklar. Peki birinci cümlede Kalemi kırıldığı için üzüldü. İçin kelimesi elma, armut, çilek gibi meyve midir? Ya da kalem, defter, silgi gibi ders araç geleci midir? Ya da bir sebze midir? Kedi, köpek, kuş gibi hayvan türü müdür? Hayır çocuklar hiçbir anlamı yok. Bu yüzden bu sözcüklere tek başına anlamı olmayan sözcükler diyoruz. Peki cümlede nasıl bir anlam kazanmış? Birlikte bakıyoruz. Kalemi kırıldığı için üzüldü üzülmesinin sebebinin kaleminin kırılması olduğunu belirtmiş. Böyle bir anlam kazanmış. Fırından ekmek ve simit aldım. Burada da Ekmek ve simit arasında bağlama görevi görmüş. Bakın çocuklar cümlede kazandıkları anlamları birlikte inceliyoruz. Akşama kadar parkta oynadık. Parkta oynama süresinin ne kadar olduğunu belirtmek için kadar kelimesini kullanmış. Onun gibi öğretmen olacağım. Gibi tek başına anlamı yok. Pikniğe gitmedik çünkü yağmur yağdı. Emre ile Ece parka gitti. Soruyu okudum ama çözemedim kedi veya köpek sahiplenelim. Dondurma alacaktım fakat market kapalıydı. Burada da bir sorunla karşılaşmış. Sorununun ne olduğunu belirtmek için fakat kelimesini kullanmış. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.